Bizim sevabımızın artması için, Allah'ın bizden razı olmasının artması için, Müslümanca gücümüzün iyice belirginleşmesi için böyle bir zemine ihtiyaç vardır. Allah kaderle bunları yaratır. Ve de biz de bu zeminde onlara karşı mücadele veririz. Böylece İslam'ın bereketini, güzelliğini ve zenginliğini insanlar görmüş olur. Yani Allah mücadeleyi zenginleştiriyor böyle. Şimdi hayali bir varlıkla mücadele ettirmiyor bizi. Yani hayatın içinde yaşanan olaylarla bizi mücadele ettiriyor. Mesela Aydın Bey'in gazetelerinde evrimle ilgili konular çıkmaz. Ve cevapları veriyoruz. Mesela bir mücadele, haklı mücadele. Farz edin bu kişi böyle bir kitap yazıyor. Buna cevap veriyoruz. Bu da bir canlılık meydana getirmiş oluyor. Öbür türlü boşlukla mücadele etmiş oluruz. Olmaz. Allah boşlukla hiç mücadele ettirmez. Yani Mehdiyet varsa mutlaka zıttı ve karşı tavırlar vardır. İnşallah. Ve Mehdiyet o düşünceleri düzeltmek için veya önlemek için veya tamamen etkisiz hale getirmek için ilmi ve akılcı, vicdani mücadele yapar. Bunlar tarihi olaylar. Yani tarihi günler yaşıyoruz. Tabii. Mesela evimize saldıranlar mı dersin? Efendim değil mi? Evet. Ola çıkartmaya çalışanlar mı dersin? İftira edenler, çete kurup bize gizli şahit oluşturup aleyhimizde faaliyet yapanlar mı dersin? Akıl almaz olaylarla karşılaşıyoruz. Evet. Maşallah. Bütün bunlar bizim şevkimizi ve heyecanımızı artırır. Mesela internet sitelerine bir giriyoruz. Akıl almaz iftiralar. Kardeşim her yerde bizi övseler. Ya bu insan çok iyidir, çok mükemmeldir deseler. Ve kime gitsek bize yardımcı olsa, destekçi olsa. Bu nasıl bir mücadele olmuş oluyor? İnşallah. Değil mi? Evet. O zaman adama çay kahve de getir. Otursun oturduğu yerde. Ne yaptın? Ben Mehdi öncüsüydüm, mücadele yaptım diyorsun. Yani bu o kadar inandırıcı olmaz ve doyurucu olmaz. Doyurucu olması için zıt hareketlerin, karşı hareketlerin çok şiddetli olması lazım. Mehdiyetin gücü, karşı gücün şiddetine orantılıdır. Karşı güç ne kadar şiddetliyse Mehdiyet o kadar güçlüdür. Karşı güç ne kadar zayıfsa Mehdiyet de o kadar zayıf olur. Yani şimdi bir bina yapıyorsun, 9 şiddetinde depreme dayalı. Bazısı 7 şiddetinde depreme dayalı, değil mi? Evet. Bazısı da ne yaparsan yap yıkılmaz. Yani, değil mi? Evet. Ancak kıyamette devrilecek gibidir yani. Evet, inşallah. İnşallah. İşte Müslüman da ancak kıyamette devrilecek gibi oluyor. Maşallah. İnşallah. Yani o kadar yaman oluyor, o kadar güçlü oluyor. Dolayısıyla biz Mehdiyet'in öncüsü olduğumuz için olayların şiddeti de akıl almaz boyutta oluyor. Mesela bakın, bizden ayrılan normalde işine gücüne hayatına bakması lazım değil mi? Evet. Yani gider, iş güç sahibi olur, eğlenir, gazinoya gider, pavyona gider, neyse artık kendi inancına göre eğlenir adam. Veyahut diskoya gider, yani normal beklenen budur bu tipin. Adam öyle yapmıyor. Adam eve kapanıyor, Allah din ve mukaddesatı karşısına alan, veyahut işte kendince haşa alay ettiğini düşündüğü eser değil mi de yazılar yazıyor. Ona para veriyor, bastırıyor kitabı. Ömrünü ona vakfediyor. Onunla mücadele, bu da mucizedir. Yani adam kendi hayatını yaşaması gerekirken, mesela mahkeme koridorlarında bizden uğraşıyor. Ya çok zordur. Çok değişik hocam. Avukat tutuyor adam ya. Yani milyonlarca lira para veriyor. Avukat tutuyor. Bizden uğraşmak için. Bak bizden uğraşmak için yani dine saldırımda benim rahatsız olacağımı düşünüp dinin aleyhinde adamlar kitaplar yazıyorlar. Dini karşısına alan kitaplar yazıyorlar. Mesela Burak denen arkadaş da yahut kişi diyelim arkadaş demeyelim de kişi de kendince dini böyle biraz hafife alan bir üslupla kitaplar yazıyor. Dolayısıyla beni biraz kızdıracağını düşünüyor. Yani burada hedef aslında evet. Ben oluyorum. Evet. Yani hani ben sana hizmet ettim ama 15 yıl bak böyle geri alıyorum diyecek gibi oluyor. Ben hiç kızmam yani iyi bir huyum vardır. Yani çok şefkat. Ha şevklenirim o doğru. Heyecanım artar, mücadele azmim artar ama kızmam. İnşallah. Böyle reaksiyon yönünde
binlerce eser Avrupa'da da var. Mesela yabancı dergilerde var. Yani amaç kendince beni kızdıracak, tedirgin edecek, rahatsız edecek. Yahut öfkelendirip işte itidalsiz hareketler yapacağımı düşünüyorlar. Veyahut daha da ilginci vazgeçeceğimi düşünüyor olabilirler. Estağfurullah. Ya kardeşim ben acayip bir adamım yani siz beni tanımamışsınız yani. Maşallah hocam biliyoruz. Şahsen. Yani bu ne demektir biliyor musun sen? Yanan ateşe saf oksijen veriyorsun sen. Ya metali eritirim ben o zaman yani. Maşallah. Delerim, dağları delerim yani. Evelallah. Değil mi? Maşallah evet hocam. Hodri meydan diyoruz yani. Ellerinden geleni ardına koymasınlar inşallah. Her zaman diyoruz beşer beşer ellişerli gruplar haline gelsinler. İnşallah. Darmakeşen ederim hepsini Allah'ın izniyle. İlimle, fenle, mantıkla, kültürle, bilgiyle. Evelallah. Maşallah. Şefkatle, merhametle ve sevgiyle. Nezaketten de asla ayrılmam. Ama göğüs göğüse bir mücadele olduğunu görüyoruz. Evet. Bir tek bu değil mi? Vatan arkadaşın kitapları. Başka da var. Arkadaş demeyeyim ki ağzım bazen kaçıyor insana. Dil sürçüyor. Kişi diyelim. Çünkü böyle kişi biz arkadaş olarak kabul edeceğimiz gibi değil. Evet. Fakat bu bilinen yani şu an ortaya çıktığı için böyle çok fazla vaka var. Yani reaksiyon olarak ortaya çıkan çok kişi var. Gücüyle orantılı olması Mehdiyet'in bana çok heyecan veriyor. Yani Mehdiyet dünyada görülmemiş derecede şiddetli olaylarla karşılaşacaktır. Yani dünya tarihinde hiç görülmemiş olaylarla karşılaşacaktır. İnşallah. Çünkü mesela eskiden peygamberlerin zamanında bir bölgede mesela 100 binlik bir şehirde fitne çıkarıyorlar. 50 bin kişilik yahut 1 milyon kişilik bir topluluk içinde fitne çıkarıyorlar. Şu an 7 milyar insan içinde fitne çıkarılıyor. Mehdiyet'in karşısında milyarlarca sapkın insan var. Çok az yani Müslümanların bulunduğu toplumun içinde, Hristiyan ve Musevilerin bulunduğu toplum içerisinde Mehdiyet'i destekleyen bir grup vardır. Yani Müslüman'ın tamamını tenzih ederim. Dindar Hristiyanlara ve dindar Musevileri tenzih ederim. Ama büyük bir kitle şu an Deccaliyet'in emrindedir. Dolayısıyla Deccaliyet dünya tarihinin en büyük olayıdır. Peygamberimiz ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Hiçbir peygamber diyor Deccali'li anlatmamazlık etmemiştir. Hepsi anlatmıştır. Gelmiş geçmiş en büyük fitnedir diyor. Yani dünya tarihinde gelmiş geçmiş en büyük fitnedir Deccaliyet. Mehdiyet Deccaliyet'e karşı mücadele veriyor şu an. İnşallah. Bizler de onun öncü naciz talebeler olarak, hademeleri olarak zeminde bir mücadele veriyoruz. İnşallah. 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 Bize düşen görevleri yerine getireceğiz yani. Bütün gücümüzü yerine getireceğiz. Tabii bizim aleyhimize kamuoyu oluşturmak da, mesela oluşturulması da dünya çapında çok büyük bir zeminde oluşturuldu. Yani bu çok makbul işte. Bu çok küçük olabilirdi. Mesela 10 bin kişi karşımızda olabilirdi. 20 bin kişi olabilirdi. Ama milyonlarca ateist, dinsiz, komünist, faşist, ateist, mason karşımızda. Ne büyük nimet elhamdülillah. Maşallah. Ne büyük nimet. Çıtır çıtır hepsini ezeceğim teker teker. Allah adına söz veriyorum inşallah. Maşallah hocam. İnşallah. Yani bir tanesini bırakmayacağım yani inşallah. Allah sağlık sıhhat versin, ömür versin. Yani ezmedik adam bırakmayacağım. İnşallah hocam. İnşallah. Teker teker. Ekipler anne de olabilirler. Gruplaşabilirler de. Zaten davet ediyoruz adamları yani. Hatta bir kısmına düz gidiyorum ki ne olay anlaşıldı herhalde. İnşallah. Değil mi? Evet inşallah. Yani mesela bugün daha bir heyecanlandım. Maşallah. Yani böyle atak olduğumda daha canlanıyorum genelde. Böyle bir özelliğim evet, var inşallah. Kardeşim diyor ya diyorlar ne kadar çok aleyhinizde adam var diyorlar. Ya kardeşim ah sen bir bilsen onun ne kadar makbul olduğunu. Ve ne kadar onur verici olduğunu, ne kadar büyük bir şeref olduğunu sonra anlayacaklar. Sonra anlayacaklar. Kısmen anlamışlardır belki ama anlamayanlar da oluyor tabii. Şaşırıyorlar yani diyorlar. Aa diyorlar bir insanın bu kadar karşısında insan olur mu ya diyorlar.
Ya kardeşim az adam olsaydı çok utanırdım. Yani gerçekten çok utanırdım. İnşallah. Ne kadar çoksa ve ne kadar şiddetliyse o kadar güzel. Maşallah. O kadar makbul. İnşallah. Yağmur gibi yağması lazım ve ilerleyeceksin. Değil mi? Evet hocam, maşallah. Dosttan bir şey gelirse insan rahatsız olur. Yani sevdiğinden, dostundan bir şey olursa. Yoksa yağmur gibi yağacak. İnşallah. Ne diyor şair? Yağsın yağmur gibi taşlar diyor değil mi? Yağmur gibi diyor. Evet. Dostun attığı bir gül yaralar beni diyor. İnşallah. Bak yağsın başlığımdan taşlar yağmur gibi diyor. Bizim de mantığımız bu. Dostun attığı bir gül bizi yaralar. İnşallah. İnşallah. Yani inşallah. Onun dışında bir sorun yok. Helal olsun. Yaralar derken yani onunla karşı şefkatimizden, merhametimizden tabii bir teyakkuza geçeriz. Yani onun hani üzülmesini, rencide olmasını, tedirgin olmasını istemeyiz. Onu en kısa zamanda izah etmeye çalışırız. Ondan tedirgin oluruz. Yoksa biz yani o tip olaylardan tedirgin olmayız. 2 dakikamız varmış. Tarihinizde bunun en büyük delili hocam zaten. Ya maşallah. Kardeşim beni tanımıyorlar. Yani daha Türkçe söyleyeyim. Maşallah. Tam Allah'ın delisiyim yani. Maşallah. Tam yani. Hiç baş edemeyecekleri bir adamla karşı karşıyalar söyleyeyim yani. Maşallah. Tabii. Maşallah. Allah razı olsun. Evet, elhamdülillah. Bismillah. Maşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Taha suresi. De ki herkes gözetlemektedir. Siz de gözetleyin diyor. Bak siz de gözleyip durun. Sonunda, en sonunda dümdüz dosdoğru yolun sahipleri kimlermiş? Bu dünyanın sahibi kimlermiş? Ve doğru yola ulaşan kimlermiş? Pek yakında öğreneceksiniz diyor. Ebced'i de 2023. Dünya hakimiyet. Değil mi? Bakın. Bir de ayeti söylüyorum. Şeytandan Allah'a sığınırım. De ki herkes gözetlemektedir. Yani bütün dünya gözetlemektedir. Bütün dünya. 7 milyar. Siz de gözleyip durun. Muhalifler, Müslümanlarla mücadele edenler. Mehdi düşmanları. Anti-Mehdi hareket. Sonunda, en sonunda, mücadelenin sonunda dümdüz dosdoğru yolun sahipleri, İslam'ın, Kur'an'ın sahipleri, sahibi zaman kimlermiş? Mehdi cemaati kimmiş? Bu topluluk kimlermiş? Ve doğru yola ulaşan kimlermiş? Çünkü Müslümanlar doğru yol olmamaktan suçlayacaklar. Doğru yolun sahibinin Müslümanlar olduğunu, hakkın ve doğrunun Müslümanlar olduğunu sonunda öğrenecekler. Allah bak söz veriyor. Doğru yola ulaşan kimlermiş? Pek yakında diyor Allah. Uzak da demiyor. Pek yakında öğreneceksiniz. Ayete bir bakıyoruz Ebced'ine. 2023 tarihini veriyor. Maşallah.